أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوا على رسولنا محمد، صلوا على قرة أعيننا محمد. اللهم صل على رسولنا محمد وعلى آل رسولنا ونبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. En'am suresindeyiz. Surenin 6. sure 162. ayetindeyiz. Estaizu billah. En'am suresi 162. ayet. Ayeti ele alıyorduk hatırladığım kadarıyla. قُلْ دَكِ اِنَّ صَلَاتِ مَعْكَكْ Benim namazım وَنُسُكِ ve kurbanlarım veya ibadetlerim وَمَحْيَاya ve benim hayatım وَمَمَاتِ ve benim mematım yani ölümüm لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alemlerin Rabbi Allah içindir. Önceki dersimizde ayeti ele aldık diye hatırlıyorum. Müfessirin ayetle ilgili değerlendirmelerine geçelim. وَهَذَا عُمُومٌ Bu umumdur dedi. Sanıyorum oradan da okumuşuz bir şuraya kadar. وَهَذَا عُمُومٌ Bu umum bir ifadedir. Önceki ayetteki umum ifadeyi kastediyor. Hatırlarsanız Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a dair Cenab-ı Hakk'ın قُلْ اِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ De ki beni Rabbim sırat-ı müstakime iletti. دِينًا قِيَمًا Dosdoğru bir dine, millete İbrahim'e, İbrahim'in milletine, onun inancına, akidesine, yaklaşımına, حَنِيفًا Hanif biri olarak. Yani tek Tanrı'ya, Allah Azze ve Celle'ye iman edip ancak O'na teslim olan وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ Hem o müşriklerden değildi. Umumen bu ifadenin devamında hususen yani özelde bu ifade geldi, sıradaki ayet geldi. وَهَذَا عُمُومٌ İşte bu umumdur. Sonra ثُمَّ خَصَّصَ مِنْ ذَٰلِكَ Sonra bundan tahsis etti. Özel olarak öne çıkardı. اَشْرَفَ الْعِبَادَاتِ İbadetlerin en şerefli olanlarını. Müfessir böyle değerlendiriyor. فَقَالَ نِتَكِمْ buyurdu ki Allah Azze ve Celle قُلْ اِنَّ صَلَاتِي De ki benim namazım. وَنُسُكِي ve benim kurbanım. اَيْ ذَبْحِي Yani kurban ettiğim. وَذَلِكَ لِشَرَفِ هَاتَيْنِ الْعِبَادَتَيْنِ عِبَادَتَيْنِ وَفَضْلِهِمَا Müfessire göre bu ikisinin özelde ayrıca zikredilmesinin nedeni faziletleri, namaz
ve kurban. Ve delaletihima ala muhabbetillahi teala. Ve Allah Azze ve Celle'nin muhabbetine delalet etmesi. Tam burada kalmıştık, şimdi hatırladım. Kurban ibadetinin özellikle kesim boyutuyla kul açısından önemini konuştuğumuz, bunu başkalarına devretmenin aslında belli hususlarda, belli açılardan kişi için ve ibadet bakımından kayıp anlamına gelebileceğini, en doğal haliyle insanların vaktiyle olduğu gibi kendi kurbanlarını kendilerinin ve ailece kesmelerinin daha doğru ibadeti hayatın içerisinde tutan ve onun dinamik ve öğretici tarafını da sürekli yayan, toplumun her katmanında mevcut kılan bir uygulamaydı. Şimdi kalktı, görünür olmaktan azaldı. Bu bir o kadar algılara yansıdı. Geçen ders bunu konuştuk. Algılara yansıyınca insanlar kurban ibadetini vahşice bir uygulama olarak özellikle gençler değerlendirmeye başladılar. Bu biraz onunla ilişkili bir durum gibi değerlendiriyorum. Çünkü görmedikleri bir hadisenin dile getirilmesini bile, yani bildiğiniz insanlık var olalı beri Cenab-ı Hakk'ın bize sunduğu bu nimeti tüketerek geldik bugünlere. Öyle bir algıya kavuştular ki sanki yedikleri içtikleri etler buzdolabının içerisinde kendiliğinden oluveriyor veya raflara kendiliğinden veya laboratuvarlarda üretiliyor, böyle kültür ortamlarında sanırsınız. Bunlar o kadar realiteden koptular, bütün raf ürünlerinin hepsinin bir üretim olduğunu sanmaya başladılar. Arka planda et ve hayvansal kaynaklı olanlarını neredeyse bilmiyorlar gibi. Bunun böyle daha fazla devam etmesinin bu makası açacağını önceki ders konuşmuştuk. Tam burada kaldık. Tekrar o konuya dalmadan devam edelim. وَإِخْلَاسْ اَدْد۪ينَ لَهُ Ve dini Allah'a tahsis etmenin, has kılmanın bir delaleti ve aracı. Hakikaten hem namazda bu ibadet, bu husus var, hem de kurban ibadetinde bu husus öne çıkmakta. Kişinin bu ihlası yaşayabilmesinin bir boyutu sanki buradan kaynaklanıyor, buradan hayat buluyor. Bunu kişinin kendi başına icra etmesinin nedenli etkili olacağını düşündürdü bu ifade. وَالتَّقَرُّبْ اِلَيْهِ Ve Allah'a yakınlaşmak بِالْقَلْبِ وَالْلِسَانِ Hem kalple hem de lisanla. Hocam kurbanın Kur'an'da ya da hadiste, yani bu kelimeyle ifade etsin, Kur'an'da hadiste bir şey var mı? Biz niye kurban koyduk buradan Yusuf diye geçerken? Yani Türkçe bir şey, yani dini terminoloji açısından değil bu. Türkçe kullanım, bir de Hazreti Adem'in çocuklarının sunaklarında da aynı şekilde kurban ifadesi var. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ Belki oranın oradaki kullanımın da etkisiyle bu yer bulmuş olabilir. Yoksa bildiğim kadarıyla Arapça'da böyle bir kullanım, bırakın hadisleri, Arapça'da böyle bir kullanımı özelde bizim kurban dediğimiz şey için kullanıldığını hatırlamıyorum. Evet. Bakın burada zebhi demiş, nusuk ifadesi Kur'an'da geçiyor. Devamında... Ona baktık ya hocam, nasyaka ibadetlerimizdeki bela sıkıntısı bize müdür diye geçiyordu. Evet, yani yaptık. Evet, yaptık ve hayvanların üzerine Allah Azze ve Celle'nin adının anıldığı bağlamda sınırlı kaldığını görmüştük. Dolayısıyla kurban ibadeti olarak neticelendirdik. Devam edelim efendim. وَإِخْلَاسْ الدِّينْ لَهُ Ve dini Allah'a tahsis etmek, وَالتَّقَرُّبْ اِلَيْهِ Ona yakınlaşmak, بِالْقَلْبِ وَالْلِسَانِ Hem kalp ile hem lisanla. وَالْجَوَارِحِ Ve azalarımızla. وَبِالذَّبْحِ Ve bu kurbanımızla, yani onu boğazlamak suretiyle. اَلَّذ۪ي هُوَ
بَذْلُ مَا تُحِبُّهُ النَّفْسُ مِنَ الْمَالِ. Ki o kişinin sevdiği malı Allah Azze ve Celle için harcamasıdır. Yani hep bu boyutuyla söyleniyor. Biz önceki dersimizde de, bu dersin girişinde de bunun eğer kişinin kendi kesmesi açısından düşünürsek sadece malını Allah Azze ve Celle'ye sunmasından ibaret değildir. Yani kurbanın bedeline kadar 700 lira. Bu 700 lirayı verirsiniz, bir keser 100 lira da ona verirsiniz, 800 lira. Ama kişi bunu kendisi keserse bu işin içine başka şeyler giriyor. Allah Azze ve Celle için bunu yapabilmek, normalde asla yapmayacağınız bir şey. Bazıları diyebilir ki yapması da gerekmez, vekaleten yaptırıyor, aynı anlama geliyor. Ama ben bu kanaatte değilim. Bunu kendi başımıza, kendimizin de yapabilmesi bu ibadetin içerisine bizi aslıyla sokar. Ve evet, ayağından bacağından tutarak da kişi bu işe belli ölçüde katılır. Ama bizatihi yapan en fazla payı, tabii kendi kurbanı açısından. Yoksa kasaplık marifeti için söylemiyorum, o artık onu meslek haline getirmiş. Onun böyle bahsettiğim duyguları Allah için aşması diye bir şeyden söz etmiyorum. Onda o duygular falan zaten transit şeye dönmüştür. Ama hiç bu işe bulaşmamış, hatta belki bir kısmı kan bile gördüğünde rahatsızlık duyan insanların bu ibadeti Allah için kendim bizatihi ben yapmak istiyorum, tıpkı Resulullah'ın kendisinin bizatihi yaptığı gibi dediği zaman işin içerisine çok farklı duygular, çok farklı geri dönüşler olacaktır. Bunun rahmet ve bereket olarak kişiye döneceğini, Allah Azze, bu sefer Allah Azze ve Celle için kurbanla sadece yaptığının bir mal fedakarlığı olmadığını görecektir. Bunun orijinali Hazreti İbrahim Aleyhisselam'da bu ibadetin. Bakınız, oğlunu feda etme noktasında hani bizatihi bu işlemi Cenab-ı Hak kendisine emrediyor. Rüyasında ona rüya yoluyla engel ardından gelen bir vahiyle rüyasında kendisine yaşattığı hususta Hazreti İbrahim Aleyhisselam bizatihi bunu kendisi yapar durumdadır. Akabinde Cenab-ı Hakk'ın fidye verdiği şey ذِبْحِنْ عَظِيمٍ diye kesinlik üzere Cenab-ı Hakk'ın fidye olarak sunduğu şey zaten Allah'tandır. Yani mülkiyetini Hazreti İbrahim Aleyhisselam sağlamış değildir ve o onu keser. Zaten ذِبْح adıyla kesilmelik olan hayvan manasında. Dolayısıyla Hazreti İbrahim'in girdiği süreç bir mal fedakarlığı değildi işin özüne bakarsanız. Bambaşka bir şeydi. Oradan evrildiğimiz bir fidye, önümüzdeki kurban, kanımca sadece bedelin değil, bedelinden daha fazla bizim o canı Cenab-ı Hakk'a bizatihi kendimizin keserek sunmasıyla daha bir anlam kazanacaktır. İddia etmiyorum ki illa böyle olmalıdır ama daha bir anlam kazanacak ve bizi o ibadetin içerisine daha fazla çekecektir. لِمَا هُوَ أَحَبُّ اِلَيْهَا وَهُوَ اللّٰهُ تَعَالَى. Bunu Allah Azze ve Celle için sevgisinden ötürü bağışlamaktan bahsediyor müfessir. Dediğim gibi kademe kademe uzaklaşıyoruz. İlk zamanlar Hazreti Peygamber zamanında Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem kendisi dahi kendi kurbanı keser idiyken oradan bugünlere gele gele önce kasaplara kurbanların kesimini devrettik, biz kesmedik. Sonra derken artık ayağından, bacağından, kuyruğundan da tutar olmadık. Şimdi görmüyoruz bile nerede kesildiğini. Böyle kademe kademe tedricen bir süreç işliyor. Bu sürecin ben şeytani bir süreç olduğunu düşünüyorum. وَمَنْ أَخْلَصَ ف۪ي صَلَاتِهِ وَنُسُكِّهِ. Kim hem namazında hem nüsükünde, yani Cenab-ı Hakk'a sunduğu bu kurbanlık hayvanlarında veya genel manada ele alınırsa ibadetlerinde denebilir. اِسْتَلْزَمَ ذَٰلِكَ اِخْلَاصَهُ لِلّٰهِ فِي سَائِرِ اَعْمَالِهِ. Bu ona diğer amellerinde de ihlası gerektirir. Fesir yorum yapıyor. Namazında nüsükünde ihlaslı bulunan kimsenin beklenen şudur. Diğer amellerinde de ihlaslı olması beklenir. Bu buna yol açar demek istedi. Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Mesela namaz kişiyi münkerden alıkor, namaz kişiyi fahşadan
her türlü çirkeflikten, aşırı günahkar olmaktan alıkor, fuhşiyattan alıkor. Demek ki kişinin bu iki ibadette kendisine bir şey belirlemesi, bağlılık oluşturması, sıkı sıkıya bunlara bağlanması, hayatına bu iki ibadeti, hayatında bu iki ibadeti kaim kılması nin belli sonuçları olur. Müfessirin yorumu böyle. Dediğim gibi en azından namazla ilgili böyle bir ifade biliyoruz. Kişinin namazı kişiyi fuhşiyattan alıkor. Tabii bu Allah Azze ve Celle'nin istediği bir biçimde olan namaz ise ona ayrıca ifade etmeye gerek yok. وَمَحْيَاءَ ve hayatım de ki benim namazım, kurbanım ve hayatım ve mematım. Bu mutabakatı önceki dersimizde Mehmet abi dikkat çekmişti. Okudukça tekrar tekrar benim de dikkatime geliyor. Yani namaz ile hayatın, nüsük ile memat arasındaki mutabakat. Buna edebiyatta tıbak diyorlar herhalde, yani eşleşme. Aralarında böyle bir özenli dizgi varsa Allah Azze ve Celle kuşkusuz bundan daha fazlasını hem anlam bakımından, dizgi bakımından, içerik bakımından ve en özenli şekliyle ne söylediğini ve hangi ifadelerle söylediğini en doğru seçerek ve bilerek söylemiş olduğuna iman ediyoruz. Bunu Cenab-ı Hak öyle iddia ediyor ve biz de ona iman ediyoruz. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَد۪يثًا Kim Allah'tan daha doğru anlatıma sahiptir? Bu daha ziyade içerik, hadis. Bir de aynı ayetin وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلًا var. Bu da kavl tarafını, daha ziyade kalıbını, sözün kendisini, dizgisini de içine alır şekilde. Dolayısıyla hem içeriğini hem kalıbını Allah Azze ve Celle en iyi şekilde buluşturan ve en doğru şekilde ifade eden yüce kudrettir. Sözü de, kelamı da, insanı da yaratan ve insana bunları öğreten O'dur. O sebeple bunlar bizim ufak tefek gözümüze çarpan güzelliklerdir. Kur'an bunlardan çok daha fazlasına muhtevidir diye iman ediyoruz ve yaşadığımız tecrübelerle okudukça da bize kendisini açtığı kadarıyla da bu güzelliklere Allah Azze ve Celle'nin lütfuyla tanık olunabiliyor. Yani derinliği olan bir ifade. Allah Azze ve Celle'nin ifadesi. Dolayısıyla lafzıyla da özenle ele alınmalı. Özensiz, ya işte bu civarda bir mana ortaya çıkıyor tarzı yaklaşımlar Cenab-ı Hakk'ın kitabına zulüm olur. Lafzıyla da Cenab-ı Hak'tan indiğine iman ettiğimiz. Bazıları burayı da aşındırmaya başlamış. Ne diyor? Diyor ki lafzı Allah'tan değil. Kimden? İşte melek kendince bir lafız kuruyordu diyor. Yani Allah'tan bir mana aldı, sonra melek bunu bir lafıza, bir kalıba döktü ve sonra da ne diyor biliyor musun? Bağışlayın ifademi. Bu yüzden diyor, ufak tefek hatalar var. Yani Kur'an-ı Kerim'de ki hataları da buna hamlediyor. Sonra dönüp bakıyorsunuz ki içinden çıkamadığı veya hatalı sandığı hususları hemen bu yolla açıklamaya başlamış. Sebep-sonuç ilişkisi kurulunca diyorsunuz, bunları çözebilmek için kendince bulduğu bir çözüm olarak bunu değerlendirdi. Diyor ki bu aslında Allah kelamı değildir. Mana Allah'tandır. Söz bir mahluk sözüdür. Mahluk olan kim? Yaratılmış bulunan kim? Cenab-ı Hak'tan gayrı her şey yaratılmıştır. Melekler de yaratılmış varlıklardır. Onlar da mahluktur. Dolayısıyla halkın veya mahlukun sözü olarak kusursuz olamayacağına göre delil olarak neyi getiriyor? اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Cibril'in kendisine ilka ettiğini söylediği ayeti böyle kullanıyor. Halbuki aynı ayette Cenab-ı Hak تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ buyuruyor. Alemlerin Rabbinden indirme diyor. O araya bir şey hareketiyle
işte o el hareketiyle hızlı bir şekilde bunu yerleştiriyor. Yani Allah'tan manası ama söz kalıbı şeye aittir diye, Cibril Emin'e aittir. O da böyle ufak tefek yanlışlar yapmıştır şeklindeki ifadeler. Bu ve benzeri Allah Azze ve Celle'nin kitabını esnetmeye, manalar hususunda özensiz yaklaşımlarda bulunmaya, biz kullar Azze ve Celle'ye karşı kulu olarak başta hakkımız yok. Onun söylediği şekliyle ifade etmemiz lazım. Bu bugünün konusu değil, biliyorsunuz meal çalışmasına ne kadar yıl önce başladık? 20 yıla yakın değil mi? İlk günden itibaren hep ayetteki ifadesi böyleyse, o zaman ona yakın, onun gibi bir ifade kurmaya çalışalım. Çünkü başka türlü bir ifade kurduğumuzda iyi de onun Arapçası var zaten. Allah Azze ve Celle dileseydi yani öyle söylerdi Arapçasında da. Bu şekliyle en ifadeye yakın, aynı olabilir mi? Mümkün değil. Ancak Allah Azze ve Celle indirecek ki, dolayısıyla en sonunda öyle olmadı, böyle olmadı, biz bile beğenmeyerek kapattık her faslı. Ama bir de düşünün ki bu özene rağmen tatmin olamıyorsunuz, ayeti ifade edemedim diye, diğer taraftan adam mana ile rivayette bulunuyor neredeyse. Yani hadis rivayetlerinde bile kusur dediğimiz ilk dönem itibariyle mana ile rivayet, farklı tariklerden aynı manayı değerlendirdikçe, birbirini destekledip isnat ettikçe kabullendiğimiz bir hususta adam doğrudan ayetten mana ile rivayette bulunuyor. Yani bu civarda bir şey söylüyor işte kabilinden, ayetin ifadesine asla özen göstermeden. Bu o kişinin başta Allah Azze ve Celle'nin kitabına karşı duyduğu saygıyla alakalı bir konudur. Bizimle alakalı bir konu değildir. وَمَحْيَاءَ Dolayısıyla ayette geçen bu dört hususun aralarında bir tıbak olduğu değerlendirilirse, düşünülürse belki şöyle yorumlara el verebilir. اِنَّ صَلَاتِي diyor Cenab-ı Hak namazım. Sonra ikinci grup sıralamada ona karşılık gelen mehyaya var, hayatım. Şu halde namaz ile hayat arasındaki bu tıbak çok güzel yorumları tetikleyebilir. Namaz hayattır biçiminde yorumlanabilecek, sonuçlanabilecek değerlendirmelere yol açabilir. İşin ilginci aynı mutabakat diğer ikisi arasında da vardır. Nusuk bir kurban etme faaliyetidir. Allah için bir canlının boğazlanması durumudur ve ölür o canlı orada. Kişi ikinci ifadede tam buna karşılık gelen yerde memati diyor, benim ölürüm. Dolayısıyla hayatını tıpkı bir kurbanın hayatına benzetip ama salatıyla eşleştiren, ölümünü de yine onunki gibi Allah Azze ve Celle'ye sunan bir ifadenin içerisindeyiz. Yani demek istiyoruz ki biz hayatımızı hep namazlarımızda yaşadık. En çok orada hayatı soluduk, içimize kadar, derinliklerimize kadar, hücrelerimize kadar çektik. O bize yaşamın tadını, zevkini, kıvancını hissettirdi. Cenab-ı Hak ile bu manada kurduğumuz mesai de hayatı tattık ve ölümümüz de tıpkı bu kurbanın ölümü gibi dileriz ancak Allah Azze ve Celle için olur. Biz kendimizi bundan ayrı saymıyoruz, ölümsüz değiliz, onun gibi ölümlü bir varlığız ve her şey namazda, nüsükte, hayatta, mematta sahibi olan Allah Azze ve Celle'ye dönüyor. Ben bu gerçeğin farkındayım ve bu ifademle de ikrarındayım. İlk okuduğumuzda da harika bir ayet demiştik. Hakikaten ayet her şeyiyle bizi kuşatıyor, hayatı ve mematı. Asla parantez arasıyla değil, parantezin de dışına taşarak bizi alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle ile ilişkilendiriyor. وَمَمَاتِي ve benim mematım. Dileriz ayetteki bu ifadenin içerisinde biraz da şu sezgi var. Yani namazım da Allah için olsun,
hayatım da Allah için olsun demişken, kurbanım da Allah için olsun tıpkı diğer ibadetlerimdeki gibi, ama en sona gelen ve en, yani hitamuhu misk tarzı, sonu en güzel şekilde beklenen güzel son itibariyle ölümüm de Allah için olsun. Sıradan basit bir şekilde ölmeyeyim. Arızi nedenle, şunun bunun öldüğü sebeplerle ölmeyeyim. Bir virüsün, bilmem hastalığın, urun vesaire kemirdiği, yatağa düşürdüğü, öylece tabii bir akıbette ölmeyeyim. Cenab-ı Hakk'ın uğrunda onu sevmeyenlerin, ona karşı buğzu olanların, Cenab-ı Hakk'a karşı kini, nefreti olanların ona duydukları bu nefreti tıpkı Hazreti Hamza'dan çıkardıkları gibi, tıpkı diğer bu uğurda canlarını feda eden, başta ilk İslam'ın şehidesi Hazreti Sümeyye'den çıkardıkları gibi, onun kocası Yasir'den çıkardıkları gibi, öç olsun, öfke olsun, üzerinde patlasın. Abdullah bin Revaha'nın şiirinde söylediği gibi, o ne güzel tarif eder şeye doğru giderken, Mute'ye giderken, bir ara onu ezgi haline getirmişlerdi. Eskiden gençlik zamanımızda o ezgiler çok meşhurdu. Ama şimdi bir ucundan yakalayamadım. Yakalayabilseydim, kanları fışkırtıp köpürten bir kılıç darbesiyle. Yahut kanları fışkırtıp köpürten, böyle değil Mustafa abi ya, bir kılıç darbesiyle, yahut gerisi gelmedi. Böyle bir şey, duygu dünyası kişinin Allah Azze ve Celle uğrunda ölme temennisi, adeta hayatı taçlandıran bir son, harika bir şey. Ayetin ifadesinin içerisinde sonuna doğru bu patlıyor sanki. وَمَمَاتِ وَمَمَاتِمْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alimlerin Rabbi Allah için olsun. Bu kadarını anmışken, neredeyse bütün hayatını bu amaçla ve bu uğurda harcadığına ümmetin tanık olduğu, ama Cenab-ı Hak nasip etmeyince kendi deyimiyle develer gibi yatağında ölen Hazreti Halid bin Velid'in durumu nasıl, her nasılsa zihnimizin ortasına düşüyor böyle. Ne talihsiz der gibi oluyoruz. Ama bütün süreçleri yöneten Allah Azze ve Celle'dir. وَيَتَّخِذَا وَلِيَتَّخِذَا مِنْكُمْ شُهَدَا Sizden şehitler edinsin buyuruyor. Her bu uğurda ölmüş olanın da şehit olup olmadığını biz bilemeyiz. Her ölmemiş olanın da niyeti olduğu halde sonuçlanmadığı için, kanı dökülmediğinden şehit olamadığını söyleyemeyiz. Bizatihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem harbe hazırlandığı zaman dilimi içerisinde atını hazırlamış, eğerini hazırlamış, kılıcını hazırlamış, yakında Resulullah hazırlık yapın demişti diye, tam o aralıkta vefat etti. Hanenin içerisinden bir şey yükseliyor, ağıt yükseliyor. Ama bu ağıt babanın vefatı için değil. Kızı diyor ki, babam ne kadar da çok büyük özlem içerisindeydi. Bu savaşa katılacaktı, bu savaşta şehit olmak istiyordu. Şimdi böyle öldü diye onun matemini ve yasını tutuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ziyaret esnasında bu keder dolu, hasret dolu, üzüntü dolu ifadeleri duyunca diyor ki, siz şehit kime diyorsunuz? Ve bu niyetle, bu hazırlık üzere öldüğü için de bizatihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şehit demiş. Dolayısıyla ameller niyetler iledir esası işler. Herkes, ben böyle dediğim zaman bazen işte herkes ölecek bir yer mi çabucak bulmalı kendisine şeklinde şeyler yazılıyor. Hayır, başka yerlerde falan demiyorum. Önce bir kendi içimizde bu ölecek yeri bir bulalım. Bunun duasına, niyazına, beklentisine
Gelecek dediğimizde, gelecek günlerinde bizi bekleyen en güzel şey dediğimizde aklımıza ilk gelecek olan şeye dönüştürebilelim bunu. Allah Azze ve Celle bunu nasıl yapar, nasıl eder bunu bilemeyiz yani. Nasıl olur bilemeyiz. Adamın hiç aklında değildi. Birdenbire girdiği yerde adamı eritmişler. Yok etmişler yani. Dakikasıyla olan bir şey. Tabii biz hüsnü zannımızla böyle değerlendiriyoruz. Az çok konuştuklarından, söylediklerinden nasıl bir yapıda olduğuna, kusursuz kimse yok, kusursuz ararsanız. Dolayısıyla da yani şehadetle aramızda dağlar var, boşuna olmayacak duaya amin dedirtmeye çalışıyorsun şeklinde düşünmeyin. Önemli olan bizim o bariyeri kendi içimizde aşmamız, bunun hayaliyle gelecek beklentilerimizi süslememiz ve en hani şehadeti alnımızın çatına vurduk. Böyle de bir eskiden ezgi şey vardı, bir şiir gibi bir şey. Önce şehadeti koyduk duamızın başına. Ya eskiden bayağı ezgilerde güzel şeyler varmış. Dolayısıyla önce bizim bunu aşmamız lazım, bu talebi ve beklentiyi yaşamamız lazım. Velev ki basit bir sekteyle, kalp sektesiyle bile ölsek, kalp kriziyle, niyetimiz bizi alıp götürsün, amelimizin yetmediği yerde niyetimiz alıp götürsün beklentisi. Hazreti Ömer aklıma geliyor radıyallahu anh tam bu esnada. O bu beklenti içerisinde sürekli dua eder, bunu çok hararetli bu duasını böyle hep yapar, hiç eksik etmez. Kızı Hafsa radıyallahu anha annemiz bir gün ona dedi ki, babacığım yani Medine'nin göbeğinde kalk sen böyle hep niyazda bulun, yani bu olacak şey değil. Bunu millet serhatte, sınır boylarında, savaşlarda nasip olmuyor çoğu zaman, öyle değil mi? Yani yarısı bile ölmez bir ordunun, ki %50 diyelim şehadet oranı. Bir ordun ne ölür? Belki %10'u olur, %20'si olur. Orada bile oran bu kadar düşükken siz bunu Medine'nin, ki devletin merkezi, göbeği, en güvenli yeri, bu kadar nasıl bunu temenni edebiliyorsun diye sordu. O da böyle cevap verdi yani, Allah Azze ve Celle nasip ederse biz sadece dileğimiz, isteğimiz ve arzumuzla kendimizi ifade edebiliriz Cenab-ı Hakk'a. İstektir önemli olan, bulunduğumuz ortamlar değil, riskler değil. Ve tanık olduk ki Allah Azze ve Celle ona şehadeti nasip etti, hem de mihrap makamında. Ardında sıra sıra müminler varken onun saçına, teline dokundurmayacak, müminlerin emirini canlarıyla koruyacak insanlarla dip dibeyken Allah Azze ve Celle alırım dedi, alabilirim dedi, aldı katına. Dileriz onu şehitlerden saysın. Çünkü Hazreti Ömer de bu konuda çok hassastı. Bir gün hutbeye çıktı, dedi ki ben dedi duyuyorum böyle, ona şehit diyorsunuz, buna şehit diyorsunuz. Böyle şey yok dedi ya, biz bilemeyiz bunların şehit olup olmadığını. Ne diyeceğiz dediler ey müminlerin emiri, diyeceksiniz ki dedi Allah yolunda öldürüldü, bizim tanıklığımız Allah yolunda öldürüldü. Dolayısıyla şehit olup olmadığını Allah Azze ve Celle katında Allah bilir yani o rütbeyi, çünkü bu işin niyet boyutu var, biz bilemeyiz. O sebeple hüsnü zannımızı şehit derken bile hep bir inşallah ile eşleştirelim, yoksa Cenab-ı Hakk'ın burnuna işimizi sokmuş gibi oluruz. En iyi niyetimizi ifade edebiliriz, İnşallah onu en yüce şehitlerden de desek bir problem olmaz. Ama bir inşallah, bir dilek ifadesi koymadan kesinmişçesine kullanımlar en iyi hüsnüzan olacak kimse açısından bile sıkıntılı olabilir. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in yetiştirdiği bir sahabi, onun ortamında yetişmiş, onun karşı çıktığı bir husus. Dolayısıyla da aynı özenle biz de diliyoruz ki en yüce şehitlerden, mihrapta katledilen müminlerin emiri olarak Cenab-ı Hak onu saysın. Evet. Hocam, mematımız. Cihat için hazırlık yapmanız gerekmez miydi diye bir ayet hatırlıyorum. Şöyle bir ayet o dediğiniz, münafıklar
biz de gelecektik ama engel çıktı falan dediler. Cenab-ı Hak da dedi ki وَلَوْ أَرَادُ الْخُرُوجَ لَاَعَدُّ لَهُ عُدَّةً. Onlar hakikaten çıkmayı, savaşa çıkmayı murad etmiş olsalardı, bunun için hazırlıkları olurdu. Bunlar hazırlık falan da yapmadılar. Ben de diyorum ki hazırlığın ilk baş noktası niyet içimizde başlıyor. Evet. Eğer senin yani Allah'ın huzuruna çıksak, ya ben de şehit olmak isterdim falan desek, Cenab-ı Hak da dese ki hakikaten böyle bir şeyin olsaydı niyetin olurdu, dileğin olurdu, duan olurdu. Hiç böyle bir dileğin, duan görmedik. Ya Rabbi ama hiç savaş ortamına gitmedim ki böyle bir dileğim, duam olsun desek, orada herhalde huzurdan kovuluruz. Çünkü o noktadan sonrası ahmaklaşma oluyor. Cenab-ı Hak ile onu kandırmaya çalışmak. يُخَادِعُونَ اللّٰهَ. Allah'ı kandırmaya çalışıyorlar olur. Yani sen nerede olursan ol, hiç ihtimal bulunmayan nice şeylerin duasını bildin de bu mu aklına gelmedi der Allah Azze ve Celle. Dolayısıyla hepimiz mematlı varlıklarız ve memat hepimizi bir adım başı, adım ötesinde, ileride bir yerlerde bekliyor olabilir. Biz bu ayette bu öğretiyi sezmişken, Cenab-ı Hak'tan bize bunu anlamamızı sağladığı kadar arzulamamızı, istememizi sağlamasını ve nihayetinde bizim açımızdan bunu gerçekleştirmesini dileyelim. Yani çünkü bu bir nimettir, anlayabilme, Cenab-ı Hakk'ın kişinin anlamasını sağlaması. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ buyuruyor Cenab-ı Hak. Süleyman'a anlamasını sağladık. Dolayısıyla anlamamızı sağladığı, kadrini, kıymetini fark etmemizi sağladığı gibi arzulamamızı sağlamasını ve nihayetinde bunu bize nasip kılmasını Cenab-ı Hak'tan dileyelim. Mematımız اَيْ مَا اَتِيهِ فِي حَيَاتِ وَمَا يَجْرِيهِ اللّٰهُ عَلَيَّ وَمَا يُقَدِّرُ عَلَيَّ فِي مَمَاتِ. Hayatım, hayatımda başıma geçenler, sonuçları ve nihayetinde ölümüm. الْجَمِيعُ hepsi. لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ alemlerin Rabbi Allah içindir. Çoğu insanın neredeyse hayatını evlatlarına mülk biriktirmek için adadığı bir anlayıştan çıkmak, böyle bir anlayışı yıkmak, İnfak ederek Allah için olmak, namaz kılarak Allah için olmak, kazanırken bile bu kıvançla Cenab-ı Hak için olmak ve nihayetinde Allah için ölmek. Hepsini toplarsanız اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ. Hani Rabbi ona dedi ki teslim ol. قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Dedi ki alemlerin Rabbine teslim oldum. Bu netice ortaya çıkar. Dolayısıyla okuduğumuz ayetlerde buram buram İbrahim ve İbrahim'i akide aleyhissalatü vesselam kokmaktadır. La şerike la. Bir sonraki ayete mi geçiyor la şerike la diye? Evet, bir sonraki ayete geçiyor. Orada durduralım ve biz de ayeti çalışmaya başlayalım. Sırada ne var? Kırık meal var. Evet. قُلْ de ki tamam. قُلْ de ki اِنَّ صَلَاتِي
Ve nusuki ve mahyaya ve memati. Hocam bir de bu ayet okur ile başladığı için bir emir şeyi anlaşılır mı? Yani böyle olsun. Çünkü bir sonraki gelen ayette böyle emir olundum diyor. Yani Cenab-ı Allah kul diye başladığı ayetlerde bize yapmamız gerektiğini emir şeyi de içerir mi? İçermez diyebilmek için Cenab-ı Hak bunu sadece dedirtiyor dememiz lazım. Yani içeriğinden bağımsız sadece dedirtiyor. Buna imkan var mı? Yani öyle desek abes olur. Cenab-ı Hak böyle de diyor ama sadece de. İçeriğini sahiplenme, üstlenme, içselleştirme, oraları gerektirmiyor desek bu mantıksız olur. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın de ki diye emrettiği ifadelerin içerisinde bir insan tanımı varsa herhangi boyutuyla o boyutların hepsini de bize ilzam ediyor, gerekli kılıyor demektir. Biz bunu derken de artık onu sahiplenmek durumdayız. De ki benim namazım alemlerin Rabbi Allah içindir dedim orada mı duracağım? Hayır, böyle ol demektir tabii ki. Yani namazın olsun ve namazın alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle için olsun. Yoksa bu ifadeyi yaşayamazsın. Sadece nakarat gibi tekrarlamış olsun. Benzer ayet قُلْ لَاِنْ جِتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. De ki, insanlar ve cinler toplansalar bu Kur'an'ın bir mislini getirmeye getiremezler. Velev ki birbirlerine sırt verip destek olsalar. Şimdi bunu sadece söyleyelim, bir başkasının deneyimi veya iddia sahibi Yüce Allah Azze ve Celle'nin iddiasını onun adına altı boş bir şekilde sahiplenelim, kraldan fazla kralcı gibi diye mi, yoksa bu iddianın bir parçası olalım diye mi? Yani biz iddianın bir parçası nasıl olabiliriz? İnceleriz Kur'an-ı Kerim'i, bakarız, değerlendiririz. O zaman anlarız ki لَا رَيْبَ ف۪يهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Bunun içerisinde bir rayb yok, bir kuşku yok, bir tereddüte mahal yok. Kul yapısı olmadığı çok aşikar, belli. Bu ancak âlemlerin Rabbi olan Allah'ın katındandır. Bu sonuca ulaşmak o ifadenin karşılığı olur. Yoksa bu sonucu siz değerlendirmediniz. Ha, bunu bütün ayetlerle, bütün Kur'an'la, büyük ilimler yaparak falan, ya bunu bir mühtedi daha başlıyor böyle Kur'an'ın başından, daha okurken daha Bakara suresinde bu neticeyi görmeye başlıyor. Tabii ki kalan yerleri de okuyacak, okusun ama muhteviyatı itibariyle tertemiz, pak, sadece Yüce Allah'a ibadeti akide olarak sunan ve evreni ele alışıyla da, insanı ele alışıyla da, herhangi bir konuyu ele alışıyla da yaratıcının kelamı olduğu besbelli olan bir kitapla karşı karşıyayız. Ama bunu kişinin kendisinin yaşaması elzem ki bu ayetin ifadesini kul diye tekrarlarken hissetsin bunu. Ve tanıklığını ifade ederken de اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ Allah'tan gayrı ilah olmadığına tanın. Tamam, bu kevni ayetlerle bu tanıklık yaşanabilir. Peki وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُونَ Tanıklığını nasıl yaşayacağız? Onun getirdiklerinin Allah'tan olduğunu kestirdiğimiz zaman onun hakikaten Cenab-ı Hakk'ın elçisi olduğunu görmüş ve buna tanık olmuş oluruz. Hep Salih'in kavmine sorulan soru aklıma geliyor. Dediler ki siz اَتَعْلَمُونَ اَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِّنْ رَبِّ Salih'in Rabbinden gönderildiğini ilmen biliyor musunuz? Yani bu sizin açınızdan ilmi bir bilgi mi? اَتَعْلَمُونَ Meleğimi gördünüz mü? Nasıl kendiniz kanıtlayabiliyorsunuz, değerlendirebiliyorsunuz, doğru kabul edebiliyorsunuz? Ne dediler? قَالُوا اِنَّا بِمَا اُرْسِلَ بِهِ Onunla birlikte gönderilen her ne varsa biz onun üzerinden mümin olduk.
onun üzerinden gönderilenleri ele aldık, değerlendirdik ve dedik ki el-hak bunlar alemlerin Rabbi olan Allah'ın katından olmalı. Bunları sen yapmış olamazsın demek suretiyle Salih'in Allah'tan gönderilen bir elçi olduğuna tanık olduk. Bu tanıklık hep böyle yaşanır. Yoksa biz Resulullah vesaire görüyor değil şu ortamda. Tanıklığımızı nasıl yaşayacağız onun risaletine? Bu manada kulle ilgili ayetlerin hepsi içeriği itibariyle kul açısından bir mesaj ifade eder ve belli hususlarda onu bağlar, belli amellere yönlendirir ki ayeti sahiplenebilsin. قُلُ قَوْلِ هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.